Kiritçi Abdullah, senin torununa ne olmuş öyle? Hayır olsun komşu. Ne olmuş? Halime'nin oğlan, Taner. Kendini eski okula vurmuş. Tamir edeceğim diye deli gibi koşturuyormuş. Benden duymuş olma amme, delirmiş gibi. Aşkından Gönüldağ'ına vuracak kendini. Aynı Gönüldağ'ın çobanı gibi. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Kendine gel. Ana burada. Oğlum, Taner'im ne diyorsun? Kendine gel. Taner, ablam. Ya kurban olayım sen. Ne yapıyorsun burada? Korkutma bizi. Amcaoğlum, hadi gel bir otur bir konuşalım. Hadi kurban olayım. Hadi gel bir. Ben o kadar söyledim, konuştum. Kimsecikleri duymuyor. Şoka girmiş bu amcaoğlum. Taner, Taner. Amcaoğlu bir gel. Hadi gel bakalım. Bak oğlum herkes bir yere bak. Gel. Bana bak. Durban olayım. Ellerinin ağzına sakız olacak. Amcaoğlu hadi gel. Ya bir dur konuşalım bir oğlum. Tamam. Taner. Durban olayım. Niye böyle yapıyorsun? Oğlum bir konuşalım. Gel. Taner. Amcaoğlu. Oğlum bir kendine gel. Taner. Kendine gel. Çocukluğum gidiyor. Anılarım gidiyor. Her şeyim gidiyor. Direkt gidiyor, direkt. Böyle mi durduracaksın amcaoğlum? Ha? Bu yıkık dökük yeri yaparak mı durduracaksın? Ya. He? Ya ben ne yaptım? Yani bu hale getirdim ben. He? Ya ben hak etmedim ben. Ya ben dili hak etmedim, hak etmedim. Ömür boyu benim olacak sandım. Hiç fark etmedim nasıl yalnız bıraktım. Sonunda ben bu okulun varlığıyla ayakta kaldım. Ne zaman tam düşecek olsam geldim buraya baktım. Ya bu okulun her yerinde benim anılarım var amcaoğlu. Bak bu okulun her yerinde benim anılarım var ya. Bak. Şu pencere var ya bak şu pencereden Dilek'le bakardık. Bahçeye giren yıl kartlarını izlerdik ya. Vallahi bak. Ya
şu köşede ya. Ya şu köşede. Ya minik bir kedi bulmuştuk şu köşede valla. Hem de sarı beyaz he. Sarı beyaz. Bak bak şurada var ya bak. Şu sıranın bak köşesinde. Bak burada parmak kaldırışı var bak. Burada bana merhamet edişi var. Ya burada gülüşü var bak. Burada ağlayışı var. Her yerde bir şey var olmuş oğlum. Her yerde bir şey var. Amca oğlum Dilek gidiyor. Bu okulla beraber. Burayla beraber tamamen gidiyor. Eğer bu, bak bu bina çökerse... geriye taner maner kalmaz he. Geriye hiçbir şey kalmaz amca oğlum. O zaman git durdur onu. Hadi sevdiğine git durdur onu. Dede. Hadi. Ne duruyorsun? Artık çocuk da değilsin. Eski yıkık bir binaya sığınıp avunacak da değilsin. Hadi git yetiş. Yetiş de geçmişin hatıralarıyla avunmak zorunda kalma. Hadi. Thank you.
şairim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Daha bir gömle ıhrar vermedin, batınım sen oldun, zahirim sensin. Akşam yükleniyordunuz çocuğa. Gördünüz işte ne kadar sevdiğini, gördünüz ya. Peki o sevdiğini durdurmak için gitti de biz böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız ya? Ya şimdi ne yapalım Ramazan ya? Biz de gideceğiz amcaoğlu. Bizim de bir çift lafımız olmasın mı? He? Hepimiz biliyor Taner'in dileğine kadar sevdiğini. Şimdi göz göre göre kaybederken biz seyirci mi kalacağız ya? Vallahi ben duramam. Vallahi duramam ya. Benimle gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Aferin lan Ramazan. Vallahi doğru konuştun oğlum sen. Ben de geliyorum. Bazıları gibi burada duracak halim yok benim. Vallahi bir işe yarayacaksa ben de geliyorum. Ya hadi bırakın laf azanlığı. Yürüyün hep beraber gidiyor. Öyle yürü. Ana ne yapalım biz de gidelim mi? Gidelim kızım. Öğretmenim, öğretmenim, bana son bir şans verin. Ben kaybetmek istemiyorum. Ben Dilek'i kaybetmek istemiyorum öğretmenim. Taner. Lütfen evladım işimizi zorlaştırma. Bak olmuyor işte. İkiniz de denediniz, hatalar yaptınız. Demek ki bu işte bir hayır yokmuş. Daha uzatmaya gerek var mı? Yok. Yani önünüzde koca bir ömür var. Seveceksiniz, sevileceksiniz. Ve acısı da kalacak artık içinizde. Yok öğretmenim, hatalar yapmadık. Yok hatalar yapmadık. Yani Dilek hata yapmadı. Hataların hepsini ben yaptım ben. Dilek hiçbir hata yapmadı. Dilek hatta bu aşk için elinden gelenin fazlasını yaptı. Ama ben bölündüm. Dilek haklıydı. Ben bu aşk için beklemekten başka hiçbir şey yapmadım. Ama öğretmenim ben artık beklemek istemiyorum ya. Ya ben artık gelmeyeceğini bile bile beklemek istemiyorum. Vallahi bak istemiyorum. Kalsak ne olacak? Yine aynı kavgalar, çekişmeler. Bütün bunlarla nasıl baş edeceksin? Hı? Hangi durum değişti Taner? Sen yine buradasın. Dilek İstanbul'a gidecek. Sonra saçma sapan istifa dilekçeleri falan yazacak. Annenle Dilek'in arasında kalacaksın. Bütün bir ömür boyu bu bozkıra mahkum kalacaksınız. Ne değişti? Durun öğretmenim. Gidemezsiniz. Durun. Durun. Bu sefer Taner diye bize izin vermiyorsun. Ben de. Ben de vermiyorum. Ben de değil. Biz de. Biz de. Hepimiz. Ya Gönül daha bile izin vermemiş gitmenize. Siz nereye gidiyorsunuz Kusum öğretmeni? Hem siz bizi bırakıp nereye gidiyorsunuz ya? Daha üniversite okutacaktınız. Biz te çocukluktan beri şahidik Taner'in dile olan aşkını. İyi tamam bir takım talihsizlikler olmuş olabilir ama... ...bu talihsizlikler kimin başına gelmez ki Allah aşkına yani?
Ya bir hamuru ne kadar yoğurursan yoğur, ne kadar yumruklarsan yumrukla o kadar güzel olmuyor. Ha? Ya böyle böyle güçleneceksiniz. Belki bunların yaşanması lazımdı. Ya tamam öğretmenim, haklısınız. Keşke yaşanmasaydı ama yani bunun da cezası bu kadar ağır olmamalı yani. Bak biz çocuktu o zaman. Siz giderken işte. Biz o gün Taner'in yanındaydık. Ağaç tepenin ardına geldi. Bisikletiyle durdu orada. Kaç saat baktı o tepeden sayamadık. Bıraksa günlerce haftalarca bakardı oradan. Dilek bak bu çocuk seni yumruk kadar kalbiyle sevdi. Seni ne kadar sevdiğini biliyorum. Bu uçağı senin için yaptı ya. Ağlı senin için yaptı. Vallahi ben de şahidim. Kaç gece uykusuz kaldım. O bizim bahçedeki çardak var ya. Biraz olsa da konuşsa. Kaç gece konuştuk, kaç gece dertleştik. Rüyalarım olurdu. Rüyalarım da hep sen olurdun. Eski okul. Eski sınıf. Sanki hiç gitmemişsin gibi. Ya bazen gönül dağının tepesinde çiçek toplardı. Bazen düğünlerde yanımda olurdum. Bazen beraber patates toplardık. Sonra uyanırdım. İşte uyanınca da içimde aynı acı, aynı sızı. Eski okulun oraya giderdim, orada avuturdum kendimi. İşte sonra da işe vururdum kendimi. Çalışmaya vururdum. Biz de şahidik öğretmenim. Yani Taner benim yeğenim diye söylemiyorum. Bütün kasaba biliyor Taner'in Dile'ye olan aşkını. Zaten bu kasabada bir çobanın aşkından bahsederler. Bir de Taner'le Dile'ye. Allah sizi inandırsın. Biz Taner'le nice düğüne gittik. Öyle güzel kızlar mektup yazdılar, selam söylediler. Hiçbirine dönüp bakmadı yeğenim. Affedersiniz. Yani nice insanlar gördüm namahreme dönüp bakan. Benim yeğen bir tanesine dönüp bakmadı. Hep onu ya evli sandılar ya nişanlı sandılar. Ya bu çağda kaldı mı böyle aşk Gülsüm öğretmen? Memleket ayran gönüllüden geçilmiyor. Ya ben bir düğüne gittim. Kız akşamına başka oğlanla kaçtı. Kafası karışanlar, 3 gün evliliğe dayanamayanlar. Taner'in aşkı gibi aşk kaldı mı örtme. Bütün bunların müsebbibi benim Gülsüm öğretmen. Dilek kızımın yaptığı şey de benim çoktan hak ettiğim bir şey. Ama bundan böyle söz veriyorum. Eğer Dilek kızımın elini sıcak sudan soğuk suya koyarsam gel yüzüme tükür. Eğer koca şehre gidiyoruz derlerse ağzımı açarsam bak. Gel bunları ayırmayalım Gülsüm öğretmen. Böyle büyük bir aşka güzel bir düğün yaraşır. Gidelim buradan nikah dairesine. Hani yıldırım nikahı mı ne diyorlar? İşte ondan kıydıralım. Sonra 3 gün 3 gece düğün kuralım ha. Olur mu? Öğretmen bak. Bakın az önce ne değişti diye sordunuz ya. İşte bakın. Bakın neler değişti. Ya keşke olmasaydı. Ya keşke olmasaydı da ama ben anladım öğretmenim. Bakın iliklerime kadar anladım. Eğer ben aynı hataları bakın tekrarlarsam anında şu gönül daha gelsin benim tepeme insin ya. Ya hadi be öğretmenim. Hadi öğretmenim. Hadi Gülsüm. Hadi öğretmenim. Öğretmenim hadi be. Hadi be öğretmenim. Hadi be. Sen ne diyorsun? Oh. Ha işte bu kadar ya. Ha şöyle ya. Thank you.
İşte bu ya. Nedir Allah yani? Allah.